Merhaba retro oyun severler. Bu seferki videoda yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin adı Bende Böyle Bir Şey De Var olacak. Bu böyle bir seri yapacağımı 4-5 ay önce duyurmuştum. Fakat bununla ilgili herhangi bir adım atamamıştım. Günlük hayattaki koşuşturmalardan dolayı. Peki bu video serisinin benim normalde hazırladığım videolardan ne farkı olacak? İlk defa benim videolarımdan birini izleyenler için söylüyorum. Normalde benim videolarımda retro yani eski oyun konsolları, eski oyunlar ve bazı eski oyuncaklar tanıtıyorum veya bu eski oyun konsollarında kullanabildiğiniz bazı ilginç aksesuarları tanıtıyorum. Fakat bu seride işleyeceğim konu biraz farklı olacak. Sizinle paylaşacağım şeyler biraz değişik olacak normal videolarımdan. Peki nedir bunlar? Zaman içerisinde bir şekilde elime geçmiş olan ilginç, saçma, retro oyunculukla alakası olan ya da olmayan değişik şeyleri size göstermek istiyorum. Bunlar yine oyuncak olabilir, yine bir üzerinde çok fazla konuşulamayacak bir oyun aksesuarı da olabilir. Yani üzerinde çok fazla konuşamayacağım, yani çok fazla bilgiye sahip olmadığım ama yine de size göstermek istediğim bazı ilginç şeyleri içerebilir. Ya da safi saçma bir şey de olabilir. Mesela ilk bölüm sizinle gayet saçma ve bir o kadar da enteresan bir şey paylaşmak olacak. Bu bölümdeki konumuz. Onu birazdan anlatacağım. Ve bu videoların benim normal videolarımdan bir farkı da süresi olacak arkadaşlar. Normalde ilk bölüm olduğu için ve açıklama yaptığım için bu bölüm tabii ki biraz uzun sürebilir. Tabii ki zaman zaman çenem düşebilir ve daha uzun videolar da çekebilirim. Öyle bir şey yok aklımda ama genelde dediğim gibi konu her ne olursa olsun elimdeki obje hakkında çok fazla söyleyecek şeyim bulunmuyor olacak ya da üzerinde çok fazla konuşulabilecek bir şey olmayacak arkadaşlar. O zımbırtının artık her neyse size göstereceğim şey. Eğer bir arka plan hikayesi varsa tabii ki onu anlatacağım. Eğer o hikaye uzunsa video da uzun olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani beklentilerinizi ayarlamaya çalışıyorum şu anda aslında. Peki bu normalde çektiğim retro konsol oyun oyuncak videolarını çekmeyeceğim anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Bu sadece araları doldurmak için ve elimde size göstermek isteyip de bir videoya malzeme olamayacağını düşündüğüm bazı materyaller için uydurduğum bir yöntem oldu. Ve son zamanlarda da YouTube'dan video izleme trendinin çok daha kısa videolara düşmesinden dolayı sanırım böyle bir karar aldım. Bir de dediğim gibi hayat koşuşturması bu aralar çok yoğun olduğu için etraflıca videolar çekmek için ayırdığım zaman gerçekten çok azaldı. Bu videolar arasına çok fazla süre koymamak için, kanalı canlı tutmak için böyle bir yönteme başvurmak istedim. Ve gerçekten yani bu paylaşacağım şeyleri de paylaşmak istiyorum. Hani göstermek istiyorum. İsterseniz başlayalım. İlk bölüm böyle biraz daha çok bu seri neden var, nedir gibi oldu ama hemen size elimde bulunan saçma bir şey göstererek serinin ne olduğunu biraz daha açık etmeye çalışalım. Biz küçükken normalde nasıldı? Bakkalda ne varsa trend o oluyordu çocuklar arasında. Yani bizim beğenimizi satın alacağımız yani harçlığımızdan artan veya elimize geçirdiğimiz parayla satın alabileceğimiz şeyi kırtasiyedeki veya bakkaldaki ürünlerin çeşitliliği sınırlıyordu. Şimdiki kadar çok fazla medyadan etkilenmiyorduk açıkçası. Bakkala saçma bir ürün geldiğinde hani o güne kadar olmayan fakat bize yeni gelen bir ürün geldiğinde gider bir çocuk onu alırdı. Biz de onun elinde görüp almak isterdik. Bunlar neydi mesela? Sigara şeklindeki şekerler, leblebi tozları, kazı kazanlar, sürpriz kutuları gibi. Bu videonun da biraz bu sürpriz kutularıyla alakası var arkadaşlar. Ben biraz kenar mahalle bir okulda öğretmenlik yapıyorum. Ve oradaki bakkal kültürü bizim normalde kendi yaşadığımız mahallelerdeki bakkallardan biraz farklı. Böyle biraz fazla çeşitliliğe sahip ürünleri var. Ve bazen de gerçekten gereksiz çeşitliliğe sahip ürünleri var. Bir gün okula giderken arkadaşlar yolda üzerinde Facebook yazan bir ambalaj gördüm. Sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'tan bahsediyorum. Çok fazla ilerlemeden üzerinde Google yazan başka bir karton daha gördüm arkadaşlar. Sonra okulun bahçesinde, o gün nöbetçiydim, okulun bahçesinde dolaşırken de YouTube yazan bir kutu gördüm. Bu
kutuların ne olduğunu anlamak için, o ne nöbetçi olduğum için erken gitmiştim ve öğrenci yoktu okulda. Öğrencilerin gelmesini beklemem gerekti. Hemen gelen bir öğrenciye sordum. Çocuğum şunlar nedir? Üzerinde işte Google yazıyor, YouTube ve Facebook yazan kutular ne dedim. Onların içinden oyuncak çıkıyor öğretmenim dedi. Dedim bana onlardan alır mısın? Çocuk tabii abes abes baktı suratıma. Hani neden bunları istiyor acaba diye. Çocuğunuza mı alıyorsunuz falan dedi. Benim de o zaman çocuğum falan yoktu. Bunlar sanırım 4 sene önce aldığım şeyler olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Bazı videolarımda da gördünüz zaten bunu arka planda. Üzerinde Facebook markası bariz bir şekilde yazılmış sürpriz kutusu arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bir de üzerinde Google yazan sürpriz kutuları. Bunların içerisinde benim şu anda hatırlayamadığım bazı oyuncaklar olduğunu hatırlıyorum. Yani içinde bazı oyuncaklar vardı ama yani içerisinde tam olarak ne vardı çok hatırlamıyorum. İsterseniz şöyle kutuya bir yakından bakalım. Bu arada iki kutu Facebook'umuz var. İçindeki içerik aynı mı değil mi diye bakabiliriz. Önce Facebook'un kutusuna bakalım. Gördüğünüz gibi her tarafında Facebook yazıyor. Sürpriz hediyeler yazıyor. Kutuyu biraz daha yaklaştırayım. Bir maske var arkadaşlar. Bir hippie Volkswagen var. Bir kol saati var. Parti şapkası var. Kalp şeklinde gözlükler, bisiklet. Araba var. Oyuncak araba sanırım. Taç var kızlar için. Bir de balon var. Yan tarafında da aynı görseller var. Arka tarafında da altında hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Bir de 5 yıldızımız var. Şimdi Google'ınkine bakalım. Google'ın üstünde neler var? Arkadaşlar Google'ın üstü biraz daha simgesel, minimalist bir çalışmaya sahip. Google'ın etrafında birkaç yıldız ve ay var. Üzerinde de fiyatı yazıyor. Buna 25 kuruş vermişiz. Diğerine 50 kuruş verdiğimizi çok net hatırlıyorum. Şöyle. Ama YouTube yoktu arkadaşlar maalesef. Çocuk YouTube kalmamış, haftaya gelecekmiş dedi. Haftaya da yolladım aynı çocuğu ama maalesef YouTube tükenmişti. Şimdi bunları hızlıca açalım. İçindekileri göstereyim size. Yani olay zaten bunun kutusunda bitiyor bence ama içindekileri de size göstereyim. Kutunun içerisi şu şekilde görünüyor arkadaşlar. İçinden bir adet karakter kartı çıkıyor. Karakter markalar peşin sündüz demiş. Türk malı yazıyor. Arkadaşlar Türk malı dizisinin karakter oyun kartları çıkıyor içinden. Üzerinde demiş ki 1'den 12'ye kadar tamamlarsan top alıyorsun. 12'den 24'e kadar tamamlarsan cep telefonu alıyorsun. 24'ten 36'ya kadar tamamlarsan bisiklet kazanıyorsun. Yani herhalde bu çekilişle olacak şeyler bunlar. Tam emin değilim. Bir adet karakter kartımız var. Hatta iki adet karakter kartımız var. Bunda da bilmiyorum diziyi bilenleriniz var mı? Pizzacı bir eleman var. Supi yazıyor üzerinde. 35 yazıyor. Diğerinin numarası da 36. Aynı kutudan çıktılar zaten. Peş peşe olmaları çok normal. Bir tane bunu küçüklüğümden hatırlayanlar olacaktır. Bu onların biraz daha adisi ama vampir dişleri var arkadaşlar. Üzerinde küçük adi üzerine naylon kaplanmış küçük adi bir araba maketimiz var. Formula 1 gibi bir şeye benziyor. Bir de arkadaşlar şöyle bayağı sertmiş. Böyle katlanır bir de cetvelimiz var. Şekilde. Bu bileklik falan mı acaba? Yani ben tam çözemedim ama bana sorarsanız bu bir cetvel. Yani bu bir bileklik de olabilir mi? Tabii benim bileğime göre değil. Çocukların bileğine göre yapılmış bir bileklik de olabilir. Bilmiyorum açıkçası. Şimdi ilk Facebook kutumuzdan bunlar çıktı. İkinci Facebook kutumuzdan neler çıktı onu görelim. Bu biraz özetmiş arkadaşlar. Bunun içerisinden bir adet toka çıktı gördüğünüz gibi. Bu arada çıkanları itinayla kendi kutusunun içine koymuştum. Sanırım toka yeterince pahalı bir içerik olduğu için buna sadece toka koymuşlar. Peki Google kutumuzdan neler çıkacak? Google kutusunun içerisinde arkadaşlar bir adet plastik kertenkelemiz var. İnanılmaz derecede adi. Bu kutu sürüngenlere adanmış arkadaşlar. Gerçi bu amfibik canlı sürüngen sayılıyor mu bilmiyorum ama bir adet
kurbağamız ve kertenkelemiz çıktı Google kutusunun içinden de. İşte böyle arkadaşlar, bunun gibi gerek saçma gerek ilginç bazı şeyleri sizinle paylaşmak için bu video serisini çekiyorum. Bu arada her zaman bu kadar da saçma olmayabilir. Beklentinizi çok yüksek tutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun bu kadar uzun olduğuna da bakmayın. Daha kısa videolar olacak. Görüşmek üzere.